güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi? Aynen öyleydi işte. Ben de oynardım çocukken, sen de mi oynardın? Tabii ben de oynardım. Ama benim çocukluğumun oyunu. Hayır, benim çocukluğumun oyunu. Benim çocukluğumun oyunu. Benim çocukluğumun oyunu. Ne senin oluyor ki ben? Ben hatırlıyorsam senin çocukluğumun oyunu olamaz. Eğer benim annem de hatırlıyorsa benim çocukluğumun oyunu olamaz. Onunla... Abartma. Milattan önceler giden bir oyun. Herkese arkadaşlar, havuz başında mankenlik oyununu oynayanınız var mı? Bileniniz var mı? Ben çok severdim. Böyle biri otururdu şöyle, şöyle yapardı. Diğerleri birisi elini güzellik falan mi, çirkinlik mi? Havuz başında mankenlik mi? Deyip hemen güzellik yarışması Komin Challenge'ımıza açık artırmayla başlıyoruz arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Benim bebeğim Melisa. Benim babam. Annemin babanı arkadaşlar. Annemin bebeği de güzeller güzeli sevgi. Yani sevgi, Türkçesini evet. Sevgi oluyor. Senin bebeğinin Türkçesi ne? Türkçesi İngilizce de Melisa. Hadi başlayalım. Wow! Bu benim olmalı. Hem de tek bu, iki tane bile değil, ikisini giymek zorunda değilsin çünkü hava çok sıcak. Tek elinle giy ki diğer elini sakla, cebine koy. Yahu ne cebine koymak için mi acaba? Bakar mısın, bunu takınca parmaklarını kullanamıyorsun, dört parmağını kullanamıyorsun. Bu elinle dört parmağını kullanırsın, telefonuna bakarsın, bu elinde böyle kenarda durur. Fiyat? 10 da benim. Aldım bitti. 20. 30. 40. Senin olsun. Teşekkür ederim. Sattın mı? Evet, 40'a sattın, gayet uygun bir fiyat aldım. Ne 40 ya? Ya. 40 ne anne? Ne yaptırmadın? Ya artırsan bana kalacak tek eldiven de ne yapayım? Defolu. Teki kaybolmuş. Çifti kaybolmuş. Hiç moda. Hiç bile değil. Moda hiç bilmiyorsun anne. Buzucuğum sen çorabın tek giyer misin? Ah. Bu çorap mı? Aynı şey. Eller ayaklar. Evet, çok benzer. Evet giyerim. Sağ ayağımı kullanmak istiyorsan parmaklarımı. Sol ayağımı çorabımı giyerim yani. Evet devam edelim. Evet ikinci ürünümüzde simli, ışıltılı, pırıltılı, bak, çok bak, bak. Cici bir sneaker. Neyin bu? Neyin kombini? Bak bunun kombini. Bu benim olmalı. Senin birincisi. İkincisi bu Melisa'nın ayakkabısı. Hem ya de hologram. Sökerde ayakkabımı istiyorum diyor Melisa. Hologram, hologram, fiyat. Simli, ışıltılı, pırıltılı. 50. 150. 200. 250. 300. 310. 350. Senin olsun. Sattım. Canım annem, güzel annem. Neyse, 350'ye ayakkabı al annem. Sana satayım 300'e. Hayır. 300'e vereyim. 50'ye satsam da alırım. Al. Ama 350 verirsin oraya 50 ver. Oh ya bu se ya. Ne? Of ya. Oldu canım. Güne para kaybederek başladım 350 arkadaşlar. 350'ye bir ayakkabı almak mı şok. Hırsıma yenik düştüm arkadaşlar. Bu salacak ödüm patladı. Demek ki 1000 domaya kadar çıkacak ışığı. Evet yine teşekkür ederim. Bu için 350'ye aldırttığın için. Alabilir miyim? Oh oh. Anna'nın elbisesi gibi. Prensesi. Vay canına. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar. Güzellik yarışmasını ben size anlatıyorum. Hayır dinleyebilir mi? Güzellik yarışmasının sunucusu benim. Anlatıyorum. Bu bir Miss World. Yani dünya yarışması. Herkes kendi ülkesinde birinci seçilmiş ve dünya yarışmasına gelmişler. Bakalım Miss World. Biz Türkiye'den katılıyoruz. Türkiye'den. Ve bu da Türkiye'ye özgü bir kıyafet. O yarışmalarda bir yöresel kıyafet geliyor. Bu Türk kıyafeti. Belki Türk benim de bilmiyorum. Birimiz Türk olacak, birimiz de Fransız olacak. Bakalım hangimiz Türk, hangimiz Fransız. Ben bunu almak istiyorum çünkü mesela çok yakışacak. Fiyat 300. Ne? Aldım gitti. Aldım. Ne? Şimdi de 650'si gitti arkadaşlar. Woohoo! Ama şu an kombin doğru gidiyor. Doğru yanlış sonuçta. Al anneciğim. Her şey tamam ki. Her şey. Evet tamam. Evet bitti. Bitmedi tabii ki de. Alacağım. Devam edelim. Alacağım. Wow! Evet bu yarışmalarda bir yöresel kıyafetin yanında o yöreye özgü bir... Yöre bu. Afyon yöresine ait bir... Demek ki Türk değilmiş anneciğim bu. Demek ki Fransız bir çalgıymış. Bilmem lazım bunu. Afyon'a biz bunu hep çalardık. Ben alacağım bunu. Evet Ceyhun. 50. Aldım. Sadece 300 lira kaldım. Bana yetmiş. Al senin olsun. Değil sattım. Ya. Beni böyle 40'larla 70'lere falan mı düşüreceğini zannediyorsun? Daha bir 40 harcadım, 70 harcadım yani. Benim paralar suyunu çekiyor. Evet Ceyhun devam ederiz. Beğenmedim tamam. 10 da bir aldım gitti al çocuğum. Hayır fiyat? 20. Bedava. Aldım gitti. Ben aldım. Ben aldım dedim. 10. 20. Satmadı. 30. 50. 60. Senin olsun. Teşekkür ederim. Sattım. Onun da ya. Onun da. Bana. Annemin de. Bana. Bak benim boş elim var gördün mü? Boş elime bunu takacağım. Evet devam edebiliriz Ceylin'cim. Sıradaki ürün gelsin. Daha takmayı bile beceremiyorsun mu böyle mi takılırmış? Aa sen tesbih olarak kullanırsın. Ya bırakır mısın? Tesbih olarak kullanırsın. Ürünlere dokunamazsın. Evet sıradaki ürün gelsin. Vay canına da vay i̇şte canına. İşte bu bir Fransız kıyafeti. Benim yöreme özgü bunu ben alıyorum. Ceylin fiyat. 500. Dur der dur. Fiyatını açığa çıkarsın da. 400. Orada 400 yok. Var. Yok orada 400 bir kere. 375 var. Öyle bir şey yok. Ceylin doğrusunu öğrenir misin? Doğrusu kaç? Neden? Tam 100 da bir alıyorum sat bana. 200. Satıyorum. 200. Ne kadar paranı söylemen lazım ona göre kapışalım. 250. 350. Tamam 360. Çok bir şey yok alacak mecbur. Mecbur alacak. Mecburum yani. Evet yeni sıradaki ürün gelsin. 350. 350. Al senin olsun. Sattım. Vuuu yaşasın. Ne paranı? Bir şal. Bir de ayakkabı senin oldu. Evet ve kaç lira
arttı bakalım mı arkadaşlar? Kimin umurunda? 400. Artan diskalifiye oluyordu. Neden böyle şeyler söyledin? Sen dersin ya, her zaman paralar harcanacak. 450, 470 lira arkadaşlar arttırmışım. Ve gayet de efsane bir kombinim var. O zaman giyinip gelelim mi? Ve benim bebeğim hazır. Senin bebeğin hazır. Benim hazır. Hemen saçlarını yarışmaya uygun yapalım. Güzellik yarışmasında birinci olmak için hala yarışmamız devam ediyor. Saçların dalgalığına bakar mısınız? Ya Buse'cim. Buse ya. American girl. Ne diyorsun? Saçlar gerçek. Tamam. Evet Cem'cim, saçlarından bahsedeyim. Arkadaşlar hadi bakalım bir konuşalım. American Girl bebeklerinizi nasıl buluyorsunuz? Ben bayılıyorum. Ben ki ben bunu ikinci el almıştım biliyorsunuz. Sevgili hiçbir yerde bulamamıştım. İkinci el olarak almıştım. Her bir oyuncak bebeği ikinci el tecrübemiz var anne. We are cutie. En sevdiğimiz bebekleri hep böyle bulamayıp da ikinci el olarak alıyoruz. Saçlarını yıkamıştım, mis gibi kokuyor. Banyo yaptırmıştık. Evet, her yerini. Üçünü düşün, her yerini çıkartıp yıkamıştım arkadaşlar. Ellerini kollarına. Küpesi mi var onun? Tabii, ya. Sevgilin küpesi var. Hatırlayın, onu biz denmiştik kulağını. Evet. Ben hiç para bırakmayacağım. Bırakmamıştım ki zaten. Sen aldın. Aldırma, aldırma. Gönlüm sen aldırma. Türkiye'nin şarkısı mı? Josem, Jojon, Jojo, Jojo, Jojo. Kirazlı mı? Gevrektir, kirazlı mı? Gevrektir, amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın, eller diller söylesin. Diller, eller ne derse desinler. O dillerini yesinler. Hadi hep beraber arkadaşlar. Sevginin haline bakın arkadaşlar. Jotem, boncuğu. Kiraz ayrıntım için hemen yorumları alalım. Bonjour madam. Çok uyumlu değil miyiz? Pelerinimizle, kostümümüzle ve kiraz güzelliğimizle muhteşemiz arkadaşlar. Kiraz seslerimizle hepiniz hoş geldiniz. Bonjour madam. Evet, bugün kiraz güzeli seçecektik. Kiraz güzeli için oylarınızı aşağı yorumları bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Ceylin ve Poyraz'dan da puanlama bekliyorum. Ceylin 10 üzerinden 2 bebeğimize puanla. Şimdi şöyle bir şey var. Türk, Fransız. Yaratıcılıkta göz önünde bulundursun lütfen. Tamam. Kiraz dalı gevrektir. Evet, kaçtır? Kiraz dalına puanım 10 üzerinden Türkiye, özür dilerim, 8. Çok güzel. Neye özür diliyorsun 8? Çok iyi puan. Fransa 9. Ne? Nesi 9 bunun? Nesi 9? Nesi 9? Bacağını bile yıkamamış. O benim doğum lekem madem. Ah, çok özür dilerim. Tamam, sizinle özdeş bir leke olduğunu bilmiyordum. Poyraz'cığım, kiraz güzeline puanın kaç? Küpeleri çok güzel olduğu için 10 üzerinden 10. Ah süper, küpeleri beğenmiş. Fransız güzeli puanınız kaç Poyraz Bey? 10 üzerinden 5. 5 mi? Kesinlikle haksızlık ve adaletsizlik var. 15 artı 18 puanla kiraz güzeli kazandı arkadaşlar. Şimdilik durum böyle. Ama sizlerin oylarınız daha önemli bizim için. Yorumlarda buluşuyoruz, öyle değil mi? O zaman bana bir kiraz renginde kalbinizi gönderin. Sizin en sevdiğiniz yazma evresi nedir arkadaşlar? Cevabınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. İşte bu be. Etemin altına çok yakışacak. Ne? Abartma istersen benim altıma. Evet, korona var herhalde. Bacaklarıma ne giyeceğim eteğin altına? Korona bacaktan mı bulaşıyormuş? Her yerden bulaşır. Hiçbir yerin açık kalmaması gerekiyor. Evet, bu pantolon kaç Tobi? 50. 50 alıyorum. 60 aldım. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. 200. 200 Dobby alırım. 210. Ben bunu al. 250 feda olsun. 350 feda olsun. Nasıl artırıyorum böyle, vay Allah'ım. Ne kadar mutluyum. 400. Aferin olsun. Çok da üzerine varmamak lazım. Çok da canını acıtmamak lazım. Yok, işte canım acımadı. Nasıl olsa ayakkabım tamam. Bundan bir tane salıyorum, bitti. Sıra da gelin gelsin. Vay canına. İstersen pilotolu veririm. Direksiyona geçerim. Direksiyon. Kokpite geçerim. Hı-hı. İstersem garson olurum. İstersem otel bellboyu olurum. İstersem otel yöneticisi olurum. İstersem de böyle hostes oluveririm. Her şey olurum. Fiyat. Ben bununla. 50 lira. 400. Al senin olsun. Aldım. Ben hiçbir şey demedim bakın. 400 al. Bırak ya. Aldı arkadaşlar. Al tamam. Satmadı da. Satmadık ya. 400 çok fazla. Ben 50 dedim. Tamam. 60. 60. Ama 400 dedi. Bak çok büyük haksızlık var arkadaşlar. 400 dedi ve satıcıyla aralarındaki işbirliği ortaya çıktı arkadaşlar. Bu benim müşteri şahsıma ait bir oyun. Tamam 400 aldım. Ceylin aldım 400'e. 400.
attı. Ha şöyle. Dediğinin arkasına dur abi. Doğru yani, duracaksın hacı yani. Böyle şeyler olmaz yani. Hiç, hiç uygun bir şey değil. Evet. Satıcıya ne demeli gerçi? Satıcı çok kötümden düştü. Evet, sıradaki ürün gelsin. Satıcı fiyat? 10 lira. Aldım gitti. 200. Al. 200'üm yok. Bana ne? Arkadaşlar lütfen sözün arkasına 20. dursun. Hayır, sözün arkasına durduk, dursun. Az önce durduk, şaka yapmıştım. 20. 30'da ben alırım bunu. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Senin olsun. Sıradaki parça gelsin.